Şimdi Nevzat abi, fındık konusu ve özellikle üretim konusu senin de çok hassas olduğun bir konu. Bunu hem gazetede hem de çeşitli vesilelerle devamlı da ortaya koyan ve bunun da arkasında duran birisiniz ama biraz diğer konulara doğru geleyim. Aslında hiç kesmeyeyim, sadece fındık ve üretimle ilgili bir programa doğru gitsin mi diye düşündüm içten içe ama sonrasında inşallah sık sık bir araya gelir ve Kanal İnşallah. Sayı izleyicilerinin de bu noktada sizden faydalanmalarını sağlamaya çalışırız. Yine güncel konulardan bir tanesi Necdet abi. Samsun üzerinden gitmek istiyorum. Bir akıllı kavşak çalışması var Samsun'da. Aslında beraberinde Sayın Mustafa Demir'in rahatsızlığı, akıllı kavşak başladı, sonra rahatsızlığı, sonrasında yine şimdi devam eden çalışmalar, Teknofest derken bu noktada şehirde böyle biraz bir karmaşa oluşur gibi oldu. Yayalar açısından, ondan sonra sürücüler açısından, trafik açısından. Bu noktada gelinen noktayı, projeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bize şahsen bana bir bilgilendirme, çünkü haberlerini yapıyoruz, soruyoruz, gelmedi. Size bir bilgilendirme, akıllı kavşağın ne olduğu, ne yapılacağı, nereye doğru gideceği ve ne elde edilmek istediğine doğru bir bilgilendirme geldi mi? Ya da siz konuyu nasıl Şimdi değerlendirirsiniz? akıllı kavşak projesi geldiğinde hatırlarsın çok temkinli ve kim istemez ki trafiğin Samsun'da aksamadan ilerlemesini, akışının olmamasını kim ister? Bu hainliktir yani. Ama yaşayarak gördüklerimiz karşısında biz de gazete olarak, gazeteci Televizyonumuz olarak evet. tepkilerimizi ortaya koyduk. Vatandaşlardan gelen tepkileri ortaya koyduk. Hatta adresler verdim ben. İşte liman kavşağındaki göbeği anlattım. Şimdi Atakum'dan ya da bilmeyen birisi, Sinop'tan yola çıkmış birisi, bilmeyen birisi orada Allah muhafaza süratli gelse o göbeğin içine düşer. Düşer. Ve ben bunu ilgililere de yazdım da söyledim de. Sonra Cumhuriyet Meydanı'nda. Yani şimdi bankanın önünden iki araba zor geçiyor. Hele bir de bankanın önüne bir araba çekmişse Allah muhafaza. Bir de 19 Mayıs bulvarından Bankalar Caddesi'ne dönmek için, o kavşaktan dönmek için dört araç yan yana geldiği zaman arkadaki araç, yani bulvardan gelen araç kesiliyor.